Herkese merhabalar. Daha önce Macar Usta Barksa'nın kazandığı güzellik ödülüyle ilgili bir anekdot anlatmıştık ve o oyunda göstermiştik. Barksa sağlam oyun stiliyle biliniyor ve çok kızmış bir gün öyle bir oynamış ki güzellik ödülünü almış. Bugün aynı Barksa'nın Fischer'e karşı beyazlarla oynadığı bir oyuna bakacağız. Sene 59, Fischer'in gençlik yılları 16 yaşında ve fırtına gibi esmeye başlamış. Bax ise bu oyun oynandığı sırada 48 yaşında ve yarışmanın Tunvan'ın en yaşlı oyuncusu durumunda. Oyun 103 hamle sürüyor. 103 hamle boyunca Fischer zorluyor da zorluyor ve 3 defa ajurne oluyor. Ne demek? 40 hamleden sonra oyun erteleniyor. Bir 20 hamle daha hatta belki 2-3 saat oynuyorsunuz, 4 saat oynuyorsunuz. 60 hamle oluyor. Tekrar erteleniyor. Tekrar erteleniyor. Yani 3 kez ajurne ediliyor. O kadar uzun bir oyun oluyor. En sonunda artık Fischer tahtada taş kalmıyor. Yani şahşah şah kalıyorlar. Ve hatta anlatılığına göre şah şah kaldığı durumda bile Fischer iki kez oynuyor. Nasıl oynuyor derseniz o zamanlarda şah şah kaldığı durumlarda bile oynanırdı. Kurallar böyleydi. Sonradan değişirdi. O yüzden garipsemeyin. Artık skor kağıdı imzalanıp berabere de anlaşılınca Barksa yorgun bir şekilde kalkarken Fischer durdurmaya çalışıyor Barksa'yı. Ya acaba şöyle oynasam zorlayabilir miydim, kazanabilir miydim dediği zaman Barksa artık patlıyor. Bak diyor delikanlı benim bir eşim bir de çocuğum var. Eğer bu oyun yüzünden zamansız bir şekilde ölürsem onlara kim bakacak diyor ve gidiyor. Şimdi göstereceğimiz oyunda bu oyun bir anlamda Fischer'in e, satrançta rakiplerini ne kadar zorladığını ve tutkuyla nasıl oynadığını göreceğiz. Evet başlayalım oyuna. At F3 oynuyor. At F6, G3. Barksa'nın güzellik ödülü aldığı oyundaki rakibi demişti ki Barksa açılışta çok değişik sistemler oynayabiliyor. Bazen hemen G3 oynuyor. Bazen at F3 G3 oynuyor. Bazen at F3 G3'ü geciktirebiliyor bile. Yani gerçekten de Barksan'ın sağlam stili dolayısıyla onun tercih ettiği açılış burada gördüğünüz gibi at F3 at F aldı G3 şeklinde. G6 oynuyor Fischer. B3. Bir de çiftte fianchetto yapıyor. Fil G7, fil B2. Rok fil G2, D6, D4, E5. Şimdi Fischer merkeze piyon getirdi. Beyazlar piyon kazanıyor gibi gözüküyor ama D alır E5'te. At F'den sonra işte bu açmazdan yararlanıyor. Yani bu piyon gidecek sonunda. Rok atınca at C6. C4 yapınca burada at D E5 at F3 tuzak hazırlıyor gibi B2 filini isteyecek. Ama beyazlar at C3 oynadığında bu tehdit kalmıyor ve ve siyahların merkezde piyon yok. Yani e5'te piyon olsa daha iyi olur. Fischer zaten bu sebeple doğal gözüken bakın at d e5 hamlesi doğal gözüküyor. Çünkü filin yolunu da açıyor, tuzağı da var gibi. Ama konumsal olarak yapılması gereken hamle d alır e5 yapıp merkeze piyon getirmek. At e1'den sonra Fischer at d4 gelmiş. At c3, c6, e, at d3. F5. İşte bu sebepten Fischer E5'e piyon koydu. Böylece E ve F piyonları tehlike yaratabilir. E3'e, At E6, At A4'e, Vezir E7, Vezir C1, Kale E8. İki tarafta taşlarını geliştiriyor. Bu arada yeni sunumumuza dikkat edin. Umarım hoşunuza gider. Başta gözünüz alışmayabilir. İnsan daha az iyi olsa da gözünün alıştığı şeyleri seviyor ama bu yeni sunumumuz, görüntümüz sevgili takipçimiz Ali Gümüş sayesinde şimdi karşınızda. Bana başka bir sürü şablonlar hazırlamış. Kendisine minnettarım. Çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Eminim ki umarım ki bundan sonra sunumlar sizin için de daha keyifli olacak, göz yormayacak. Şimdi gelelim oyuna. F3. İşte Barks'a epey bir sağlam oynuyor. Yani siyahların merkezde piyonu var, beyazların yok ama böyle sağlam bir şekilde duruyor. Yani F3 normalde yapılacak kolay kolay, kolay yapılacak bir hamle değil. Fischer ise H5 ile olabildiğince saldırgan oynuyor. Vezir E1 at G5 F4 E4 yapıyor. Diyor ki şimdi fil alır G7 vezir alır G7 yapılmış. Sen G5'i alırsan ben de D3'ten atını alacağım diyor. Bark sayı çoralı değil, at dc5 sağlam bir şekilde oynamaya devam ediyor. At alır c5, at alır c5. Atı kaçtı Fischer, at f7. Kale d1, b6, at a4, file a6. Gördüğünüz gibi Fischer'in alan üstünlüğü var. Ve bu piyonlar fili kısıtlıyor, görüyor musunuz? Piyonlarınızı rakip filin rengine dizmek, hele hele alan üstünlüğünüzde varsa zincir şeklinde ciddi bir avantaj yani teorik olarak bakıldığında fil piyonlarla aynı renkte ama hareket alanı fazla. Dolayısıyla bunu kötü fil olarak adlandırmamalıyız. İyileştirilmiş bir fil. Vezir C3'e kale A D8. Vezir C2 G5. Fischer daha da zorlamaya devam ediyor rakibini. Kale F2 H4. Yarma planıyla devam. Kale D8. Kale D8. Vezir B2. Değişelim vezirleri diyor Barks'a. Fischer hayır diyor. Vezir G6. Fil F1 GF4. F4 Ataş 6 Kale G2 Şah F7 Ve şimdi ee, Barks'a G alır H4 yapıyor G hattını açarak Veziri tehdit ediyor Artık Fischer vezir değişiminden kaçamıyor Vezir alır F6 Vezir F6 Vezir alır F6 Şah F6 Ama ne elde etti Burada bağlı bir geçeri var Ve kazancı zorlaması için de iyi bir neden bu Fil 2 Fi F7, at B2, kale D4, a 3 at G8, atını iyileştirecek. Şah F1, at E7, H5. Bu arada tabii Fischer bu konumu elde etmek için piyon feda etti. Fazladan bir aş geçiri var ama duble oldukları için o kadar da bir tesiri yok konumda. Kale D2, fil D1, değişelim diyor kaleleri. Fischer elbette değişmem diyor, kazancı zorluyorum. Kale D8, Şah E1, C5 kale d2 kale d4 ha bak değişeceksek diyor bu şartlar altında olur çünkü değişildiği anda bu iki geçer sayesinde siyahlar artık kazanç konumda olur bu geçerlere karşı dayanamaz beyazlar. Barksa a3 yapıyor. At c6 kale g2 at d8 şah f2 at e6 şimdi f4 piyonlu hedef aldı. Fischer tüm enerjisiyle zorluyor oyunu. Şah e3 kale d8 Kale G3, Kale H8, Ata 4 Fil H5, Fil alır H5. Bu piyon da alıyor. Fil alır H5, Kale alır H5. At C3. Şimdi buradan bir şey çıkar mı derken Fischer yine zorluyor. At alır F4. Yani taşlar ne kadar azaldı ama buna rağmen sonuna kadar oynuyor Fischer ve bu daha hiç. At alır F4. Şimdi Şah alır F4 yaparsa Kale H4, şah var. şağı kaçınca F4 çatal var. Dolayısıyla alınamaz. Ama Barks'a da E4'ü e alıyor şah çekerek. F alır E4'ten sonra şah F4. Kale H4 şah E3 geldik. Kale oyun sonuna. Tüm kale oyun sonları beraberedir diye bir laf var. Kast edilen eşit piyonların olduğu kale oyun sonları. Büyük bir hata yapmadıkça kaybetmezsiniz. Hatta piyon altta olduğunuz pek çok oyun sonu da kale oyun sonu da beraber bitebilir. O yüzden Fischer çok ama çok zor bir görevle karşı karşıya eğer kazanmak istiyorsan. Şah f 5 B4. Burada alan kazanmak istiyor. Belki B5 yapıp e, alan kazanacak ama Fischer hemen müdahale etmiş. A5 yapmış, kırmaya zorlamış. B alır C5, B alır C5. Burada tabii kastettiğim B5 sürdükten sonra böyle bir noktada kale G7'ye dalıp bu A7 piyonunu alabilir. İşte bu sebeple Fischer A5 sürdü diye tahmin ediyorum. Bc5, Bc5. A4 tamamen beyazlar vezir kanını tıkadı. Şimdi kale H7 şah F2 bu noktada sonradan yapılan analizlerde Fischer'in şah F4 oynaması halinde üstün olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu geçer piyon tehlikeli ve diyelim ki yani şu anda tehdit kale B7 beyaz kale B3 yapmak zorunda. O zaman da şah E5 kale B5'e dalınca şah D4 bu piyonu desteklemek için çok iyi e, imkanları var Fischer'in ve bunun kazanç olduğunu düşünüyorlar. Ama öte yandan Fischer burada kale B7'nin kazanç olduğunu düşünüyor ki bu da mantıklı. Yani burada çok ciddi şanslar elde etti. Kale dalacak, kale B4 yapabilir ama Barksan'a çok iyi savunuyor. Yılların Barksası H4 yapıyor, şah F4, kale H3, şah G4. Bu arada Hamle 58 yani 40. hamlede oyun ertelendi. O zamanlar böyle saatler elektronik saatler yok arttırmalı vesaire eklemeli. Ve tabi insanın da bir limiti var yani 4 saat oynadıktan sonra başka gün devam ediliyor. Şah G4'ten sonra kale H1 şah F4 kale H3 şah E5 H5 şah D4. Şimdi Barks'a iyi bir şey elde etti. Kale geçer piyonun arkasında ve bu büyük, bu büyük tehlike evet siyah şahta da daldı ama piyonun gücü de küçümsenmeyecek gibi h6 sürüyor. Kale h7 durdurmak zorunda. Kale h1 şah d3. Kale h5 e3. Şah e1 kale b7. Fişer aşağıdan mat istiyor. Kale d5 mecburi şah. Şah alır c4. Kale h5 şah gelirse buraya tekrar şah çekecek. Fişer kale h7 ile zorluyor. Piyon durduruyor. Şah e2, şah b4. Kale 4 c4. Şah alır e3, şah b3. Şimdi e geçeli gitti. Bu sefer de c geçeriyle olabildiğince zorluyor. Şah d2, c3, şah c1. Yine kale f7. Yine mat istiyor. Yani Fişer sürekli olabildiğince tehdit yaratıyor. Kale d4, kale f6 kale d8 yani kaleyi kapatabilecek durumda mata engelleyecek şekilde. Kale f1, kale d1, kale alır diye bir şah d1 bu bekleniyordu zaten. Şimdi şah b2 piyonun vezir çıkışına çağrı yok ama barksa da vezir çıkıyor. h7, c2, şah e2, c1 vezir, h8 vezir şah çekerek çıktı. Şah b3. E şimdi de vezir finali oynanıyor. Hamle 79. Kim bilir ikinci ajurne belki de bu. Vezir E8 ile piyonu tutmuş. Evet devamına hamleri telaffuz etmeden göstereceğim. Fischer olabildiğince zorluyor. Yani A piyonunu alabilir miyim diye düşünüyor. Ama ya şöyle bir sorun var. Bu şah piyona yakın olduğu için e, piyonu aldığında vezirler değişecek. Şah buraya geldiği zaman zaten köşe piyonunun çıkmasına imkan yok. Yani burada Barksan'ın kaybetmesi için veziri boşa koyması veya çılgın bir şekilde şahı o taraftan uzaklaşması lazım. Ama bakın 89. hamle ilerletiyorum. Ne hırstır de en sonunda alıyor. İşte burada kayıtlara geçmiyor ama Fischer'i şahlar varken burada hatta eksik yazılmış olabilirim notasyon. Ben 103 hamle diye biliyorum. Buraya kadar geliyor şahlarla hala oynuyorlar piyon da verildikten sonra yani piyon da veriyor o kadar sonuna kadar oynuyor işte Fischer'in e, tahta başındaki e, mücadeleciliğine e, rakibi sürekli olarak sıkıştırmasına mükemmel bir örnek büyük yani zaten bu şekilde rakiplerini Taymanov'u Larsen'i e 6-0 6-0 yenmesi de bu uzlaşmaz tavrı umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi günler.